Cümleten selamun aleyküm dostlar. Dünyadan Türkiye haberleriyle tekrar karşınızdayım. Kayseri Aspilsan tesisleri. Avrupa'daki en büyük lityum enerji, lityum pil üretim tesisi olacak. Önemli, çok önemli. Kayseri'de kurulan bu lityum iyon pil üretim tesisi esasen makinalar dışarıdan alındığı zaman 60-70 bin dolara mal olacaktı. Fakat bunu bizim mühendislerimiz yerli olaraktan ürettiler ve kendi yerli imkanlarımızla ürettiğimiz makinalar bize 30 bin dolara mal oldu. Yarı yarıya çok önemli. Hem yarı yarıya bir kazanç elde ettik hem de kendi imkanlarımızla kendi üretimimizi yaptık ve dışarıya bağımlılıktan bu noktada da kurtulmuş olduk. Fabrikaya kuruyorsun ama içine koyacağın makineler yurt dışından geliyor. Avrupa'dan, Amerika'dan, Japonya'dan, oradan buradan geliyor. Bu önlenmiş olundu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun üretmeye, çalışmaya devam. Dün sizlere bir haber yapmıştım. Hulusi Akar Paşa'mızın Meis adamıza karşı yaptığı açıklama. Şu an geçici olaraktan Sirtakilerin elinde ama vakti gelince olacaktır. Hulusi Akar ne demişti? Biz harp okulu öğrencilerimize 2000 metrelik standart yüzme eğitimi veriyoruz. Meis Adası bize Türkiye'ye 1950 metre mesafede. Meis Adası'na yani Kızılhisar Adası'na harp okulu öğrencileri yüzerek giderler. Yunan bu akıldan vazgeçsin. Yunan arkadan fişvişleyen ülkelerin gazıyla açıklamalar ve adımlar ve hareketler yapmasın demişti. Bu açıklama Yunan'ın baya bir zoruna gitti. Yunan basını ve Yunan bakan ve bakan yardımcıları peş peşe açıklamalar yapıyor. Yunan bakan yardımcısı bizzat nereye? Kızılhisar adası. Meis adasına giderekten orada açıklamalarda bulundu. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Yunan Savunma Bakan Yardımcısı Hardallias yaptığı açıklamada vatanımızın bağımsızlığını korumaya sonuna kadar hazırız dedi. Hem Yunan ordusunun hem de Yunan halkından kadın erkek herkes vatanını korumaya hazırdır dedi. Vay vay vay. Yunan savunma bakanı Hardalias, Hardal öyle bir konuştu ki adeta pür, titredik, korktuk. Ulen Yunan, ulen Yunan, Fransa'dan Amerika'nın onun bunun şunun gazıyla bir şeyler yapıyorsun, bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. Kendince silahlandım diyorsun, kendince ona buna hazırım diyorsun. Ama günün sonunda başına geleceği fırtınayı, Türk fırtınasını hiç ama hiç hesaba katmıyorsun. Ya da katıyorsun da... Bizler misak-ı millimizi elbet ama elbet tesis edeceğiz. Bu noktada çalışmalarımız harıl harıl devam ediyor. Hem mavi vatan hem gök vatan hem de misak-ı milli topraklarımız hepsini ama hepsini tek tek tesis edeceğiz. Bir araya getireceğiz. Adalarımız 12 Adalar, Rodos, Girit, Midilli ve diğer tüm adalarımız Batı Trakya. Bekleyin. Bekleyin dostlar. Bu bekleme 3 günde sürer, 3 ayda sürer, 3 yılda sürer, 30 yılda sürer ama elbet ama elbet geleceğiz. Bugünlerde Ermenistan Başbakanı Paşinyan peşi sıra Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan'la ilgili açıklamalarda bulunuyor ama ılımlı açıklamalarda bulunuyor. Hani böyle antlaşmaya muaf tarafta değil, antlaşmanın içinde bir açıklama tarzı benimsedi. Niye? Çünkü Ermenistan'da şu gözüküyor. Ermenistan Paşinyan yönetimi Rusya'nın etkisinden çıkmaya çalışıyor. Rusya'nın batkısından, Rusya'nın baskısından kurtulmaya çalışıyor. Rusya'nın baskısından çıkması için, onun için en ama en büyük yer neresi? Türkiye. Niye? Türkiye ile açılacak olan sınır kapıları, Türkiye ile başlayacak olan ticaret, Türkiye ile başlayacak olan doğrudan ticaret ve bunun gelecek olan adımlar Ermenistan'a nefes aldıracaktır. Ermenistan eğer akıllı bir politika izlerse, eğer ki geçmişe takılıp kalmazsa, aklından hayalinden uydurduğu iftiralarla Türk milletine iftira atmaya devam etmezse onlar da kazanır, biz de kazanırız. Ama iftiralara devam ederse hep yıkın kendisi kaybeder. Bunu çok iyi biliyor ve Ermenistan Paşinyan görüşecekler. Yakın zamanda Ermenistan Başbakanı Paşinyan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayaraktan bir görüşme gerçekleşmesi bekleniyor. Ama o görüşmenin olması için önce Meyri Koridoru, Zengezur Koridoru orası. Ondan sonra bakarız canım. Bakarız dedim. Eğer ki öyle güzel bakmamızı istiyorsa Ermenistan olumlu adımlarına devam eder. Yok kötü bakmamızı istiyorsa Ermenistan akıllınca aklınca durur. Niye? Türkiye, Azerbaycan. iki kardeş devlet. Türkiye, Azerbaycan. iki devlet bir millet noktasında şu adımlar atılacağı iddia ediliyor. Türkiye, Azerbaycan'a sihalar, İHA'lar ve yeniden yeniden yeni bir siha. Ney? Akıncı Tihan'ın Azerbaycan yolunda olduğu iddia ediliyor. Gider mi? Niye gitmesin canım? Ha Azerbaycan, ha Türkiye. Ha Türkiye, ha Azerbaycan. Aramızda yok bir fark. Akıncılarımızın bir kısmı da orada konuşanı verir canım. Ne olacak? O hangarda bekletilsin diye üretilmedi. Haksız mıyım? Paşinyan, Pişikyan. Libya, İngiltere, Türkiye. Dün İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada Libya'da mevcut hükümetin ve mevcut başbakanın görevden kalmasını ve yeni kurulacak olan eğer olursa farklı hükümetleri tanımayacaklarını söylemişti. Ne demişti? Bizler Abdülhamit Bey ve Başbakanlığındaki hükümeti destekliyoruz. Libya'ya desteğimiz tamdır. İşte seçimler yapılana kadar Libya işbirliğimiz devam edecektir demişti. Fakat Hafter tarafı veya farklı farklı aşiretler, kabileler Libya'da paralel bir devlet, paralel bir hükümet kurmaya çalışabilir. Paralel bir başbakan, paralel bakanlar falan filan ortaya çıkabilir. İngiltere bunun önünü keser tarzda bir adım attıydı ve ben Libya Başbakan Abdülhamit Dibey Bey ile beraberim demişti. Önemli. Bu açıklamadan sonra çünkü bu açıklama bizi ilgilendiriyor. Türkiye'yi çok ilgilendiriyor. Libya Başbakanı Abdülhamit Dibey Bey Türkiye bir ve beraber. Fethi Paşa Libya eski İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada İngiltere'nin bu açıklamasını asla amasta kabul etmiyoruz. İngiltere bizim içişlerimize karışamaz dedi. Vay Fethi'ciğim vay Fethi Başa bu son aylarda baya baya kıvrak yönlerde hareket ediyor. Fethi Başa biliyorsunuz Fransa ile beraber fingirdeşti iddia edilmişti. Ne olacak? Fethi Başa bu açıklamayı da yapıyorsa bir 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 hepsi ama hepsi deftere geçiyor. Çıkarlarımız gereği İngiltere'nin libi açıklamasını destekliyoruz canım. Sadece o kadar. Uzun bacaklı İngilizlere sonuna kadar güvenmiyoruz. Türkiye, Suriye, Aynel Arap. Aynel Arap'ta baş domuzlardan birkaçı bulunmaktaydı. Hani vardı ya oralarda. Ha, işte artık onlar yok. <laughs> ne oldu? Tıpalandılar. Bol bol tıpa çakıldı. Rus basının yaptığı haberde muhtemelen Anka Esler Aynel Arap'ta görev icra etti ve orada MIT'in Ankaları nokta atışı MIT doktorları cerrahi hassasiyetle Rus üstlerinin yakınlarında bulunan bu domuz sürülerini börtü böceklere mekan değiştirdi. Yerin altına cehenneme zümera oldular. Şimdi bazı basın yayın organları aynen şunu söylüyor. Türkiye işte aynı Arap'taki Rus üstlerini vurdu falan yaptı filan yaptı. Atıp tutuyorlar. Niye? Rusya ile Türkiye arasında bir nifak sokaraktan orada aynı Arap'ta Rus-Türkiye çatışmasını istiyorlar. Ama bu Olmaz o kadar da kolay bir iş değil. Zaten bunu Ruslar başlarına gelecekleri çok iyi biliyorlar. Bölgede Aynel Arap'ta, Haseke'de, Gamışlı'da, orada, burada Rus üsleri var. Bu Rus üslerinin yanlarında börtü böcek domuz sürüleri minik minik kamplar kuruyorlar. Hani onların gölgesine sığınıyorlar. Eee bizim doktorlar da ne doktoru? MIT doktorları da cerrahi operasyon hassasiyetinde oradaki çık kesip alıyorlar. Oraya çık kesip alıyorlar. Rus kalıyor. Etrafındakileri temizliyoruz. Büyükleri, Moskofu, Johnny'yi sonraya bırakıyoruz. Onlar zaten ister istemez geri çekilecek. Amerika'nın çekildiği gibi Ruslar da oradan çekilecek. Teknolojide çok hızlı atımlar yapıyoruz. Teknolojide çok hızlı ilerliyoruz. Allah'a çok şükür. Afrika bu noktada Türkiye'nin Afrika penceresi iyiden iyiye genişledi. Türk siyahları Afrika'da Fransa'yı iyice ama iyice kuşattı. Etiyopya'dan sonra Gambia damı TB2'ler Ankalar aldı. Neler oluyor neler olacak? Arkada size haritalar paylaşıyorum. Türk Hava Kuvvetleri'nin A400 ağır kargo uçakları Gambiya'ya bir şeyler indirip peşi sıra kalkış yapıyorlar. 2 tane 3 tane A400 ağır kargo uçaklarımız acaba Gambiya'ya neler götürdü? Afrika basını aynen şunu söylüyor. Türkiye Gambiya'ya Hızır 4x4 askeri zırhlı personel taşıyıcı satışı yapmıştı. Bu A400 kargo uçakları onları götürdü. Ama yanında acaba TB2'leri de götürdü mü? Bayraktar TB2'ler, Ankalar artık neyse Gambiya'ya gitti mi? Olabilir mi? Olabilir. İlerleyen zamanda neler oldu, neler bitti hepsini detaylı şekilde öğreneceğiz. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Ayrıca Türkiye Gambiya ilişkileri en üst seviyeye çıkmaya devam ediyor. Türkiye Gambia askerlerine Türkçe eğitimi veriyor hem yazma hem okuma eğitimi veriyor. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Afrika'da daha yapacağımız çok ama çok işler var. Çünkü Afrika'daki sömürgecileri temizleyeceğiz. Tek tek onları da cerrahi operasyon hassasiyetiyle temizleyeceğiz ve dahi temizliyoruz da. Fransa, Macron gidip Paris Eyfel Kulesine sarılmaya devam etsin. Bugün özellikle Türk İHA'ları SİHA'lar üzerinde dünyanın dört bir tarafından çeşitli haberler var. Bunları sizlere derleyip toplayıp burada anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Bu haberlerden bir diğeri de Rusya, Ukrayna, Türkiye açısından bakılan bir haber. Rus basını aynen şunu söylüyor. Türkiye, Ukrayna'ya Bayraktar TB2'leri sattı ama Ukrayna bayraklar TB2'leri çok aktif şekilde kullanamıyor. Kısıtlı alanlarda kullanıyor. Donbas'a çok fazla yoklaşamıyor. Bu yaklaşamamasının sebebi de nedir acaba? Rus basını şimdi bunu araştırdı. Bunu konuşuyor ve mikrofonu götürüp Rus Duma Meclisi'ndeki bir milletvekiline uzatıyor. Rus Duma Meclisi'ndeki milletvekili aynen şunu söylüyor. Duma milletvekili Oleg Morozov yaptığı açıklamada Ukrayna TB2'leri çok aktif şekilde Donbas'ın kenarlarına kadar gelip kullanamıyor. Niye? Türkler Türkiye Ukrayna'ya TB2'leri satarken uççuk bir şeyi söylemeyi unuttu. Neyi unutmuşuz? Acaba ney? Bayraktar TB2'ler sadece ama sadece Anka, İHA'larla, SİHA'larla aktif bir şekilde çalıştığında en verimli randıman elde edilebiliyor. Ankalar artı yanında Bayraktar TB2'ler bölgeyin dengesini alt üst ediyor dedi bu Rus milletvekili. Oo. Hani şimdi doğruluk payı var mı? E var canım doğruluk payı olmaz olur mu? Olur tabii. Ankalar ve TB2'ler beraber çalıştı mı? oranın düzeni, dengesi, her şeyin ama her şeyini biz elimizden koymuş gibi değiştiriyoruz. Bunu Suriye'de gördük, bunu Libya'da gördük, bunu Karabağ'da gördük. Aktif şekilde Suriye'de, Libya'da ve en son Karabağ'da. TB2'ler, Ankalar beraber çalıştılar. Anka hedefleri buluyor işaretliyor. Yerdeki yerler, yerdeki istasyonlar işaretliyor. Ankalar elektronik harf sistemleriyle oradaki tüm sistemlerin devre dışı bırakıyor ve bayraklar TB2'ler gidip Mamle'yi, Mamce'yi, Mantıpa'yı çakı veriyordu. Bu şimdi Ukrayna'da olmayacak mı? Rus milletvekili haklı mı çıkacak? Rus basını diyor ki Anka'nın Ukrayna tarafından satın alındığı henüz bildirilmedi. Bildirilmedi? E bildirilmedi. Çünkü Anka Ukrayna'da üretilmeye başlandı. Hop. <laughs> evet, evet. Duma milletvekili bildirmedik. Çünkü gittik Ukrayna'ya bir taraftan Baykar firması, o bir taraftan Anka fabrikaları kurduk ve orada üretmeye başladık. İhalardan, siyahlardan bir ordu kuruyoruz. Kurduruyoruz Ukrayna'ya. Tabii bunların karşılığında Ukrayna'dan çok önemli ama çok önemli teknolojiler aldık alınmıştır canım. Transferler yapılmıştır. Öyle gurusun guruya oraya fabrika kurup Ukrayna'da Ankalar, Bayraktar TB2'ler üretilmez. Peki ne? Biliyorsunuz Ukrayna motor teknolojilerinde çok ama çok ileri seviyede. Uçak motorları, tank motorları bu noktada Türkiye işbirliği en yukarıda. Çin, Ukrayna'da uçak fabrikası motoru satın almıştı ve Ukrayna hükümeti bu motor alım işini iptal ettiydi. eee o motor fabrikasını kim alacak, kime verilecek? Görücüük. Ayrıca şu da söylenebilir. Ya biz gittik orada Ukrayna ne kadar da dost bir ülke olsa da ilerleyen yıllarda karşımıza dikilebilirler. Bizlerin için Bayraktar TB2'lerin, ankaların tüm bilgilerini onlara orada veriyoruz. Orada fabrika kurup üretim yapıyoruz. Merak etmeyin dostlar merak etmeyin. Bu işin en ama en keskin tarafı yazılım, kodlama, aviyonikler ve bilgisayar kısmı, beyin kısmı, kod kısmı tamamen ama tamamen bizim mühendislerimizin elinde. Bizim ürettiğimiz kodlar oraya yüklenecek. Orada kod üretilmeyecek. Hazır kodlar Ankara'dan İstanbul'dan gönderilip hop orada fabrikada bu üretilen TB2'lere, Ankalara yüklenilmiş olunacak. Zaten o beyin kısmı ve aviyonikler haricindeki kısımlar parçaların üretilmesini zaten belli başlı ülkeler yapıyordu. Onlar sorun değil ama esas esas mesele beyin ve aviyonik. O da bizim elimizde. Moskofu milletvekili TB2'nin yanında Ankalar bizzat yerinde üretiliyor. Ayılda farkına var. Ve Japon medyası, Japon basınından Türkiye haberleri, Türkiye yansıması. Japon basını bugünlerde Türkiye ile yatıyor, Türkiye ile kalkıyor. Niye? Çünkü Japonya, Rusya ile büyük bir kriz yaşıyor. Kuril adası krizleri. Japonya diyor ki Kuril adası benim ama Rusya hayır orası benimdir. Orayı senden aldım. Sıhıysa gel de al diyor Japonya'ya. Türkiye'nin Rusya'ya karşı Suriye'de, Libya'da, Karabağ'da verdiği mücadele Japon medyasının dikkatini çekti. Japon medyası diyor ki Türkler hem Ruslara karşı, hem Amerika'ya karşı, hem Avrupa'ya karşı, Fransa'ya karşı büyük bir mücadele veriyor ve bu mücadelede tam bağımsızlığını kazanmak üzere. Ooh. Evet, Japon dostlar, evet, aynen öyle. Sizlerin de tam bağımsızlığınızı kazanacağı günleri bekliyoruz, özlüyoruz. Beraber yapacağımız çok ama çok işler var. Japon basını şöyle devam ediyor. Türkiye ürettiği yeni nesil teknolojilerle Türkiye özellikle İHA, SİHA teknolojileriyle dünyada söz sahibi oldu. Hem verimli hem aktif hem de yerinde kullanımla Türkler, Türk ordusu bir numara olmaya doğru ilerliyor. Bizler de bunlar gibi yapmalıyız'a getiriyor Japon basını ve şunu söylüyor. Türkler artık oyun kurucu olma yolunda ilerliyor ve oyun kuruyorlar. Evet oyun kuruyoruz çok şükür. Türkiye jeopolitik tam bağımsızlık yolunda son sürat ilerliyor. Türkiye oyun kurucu oyun kuracak. Türkiye tekrardan büyük devlet oluyor. Büyük devlettik çok şükür Allah'a ve daha da büyük olacağız. Bunu Japon dostlarımız da gördü. Japonlar Amerika'nın etkisinden, Amerika'nın çemberinden çıkıp bizimle beraber işbirliği yaparsa, o zaman varın görün siz bizim gücümüzü sevgili dostlar. Ve dahi bu olacaktır inşallah. Amerikan gölge siyaye olarak adlandırılan Stratfor'un kurucusu yaptığı açıklamada hatırlayın geçmiş zamanda ne demişti? Japonya Amerika'nın etkisinden çıkacak. Japonya Türkiye ile işbirliği yapmaya başlayacak ve 2030 yılından sonra Japonya Türkiye Amerika'ya karşı kafa tutacak ve hatta ki hatta Japon Türk güçleri Amerika'yı kuşatmaya başlayabilir demişti Gölge CIA Stratfor olur mu Allah'ın dediği olur bizler Müslüman Türkler Müslüman Kürtler Müslüman Araplar sayamadığım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman olmayıp Türkiye'yi seven milletler bir ve beraber karşımızda mazluma masuma zulmedenlerin karşısında dimdik ayaktayız ve dahi ayakta olmaya devam edeceğiz yolumuz ilahi kelimetullah Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer muzafferlesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücelsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.